günler arkadaşlar. Şimdi size aspiratör ve davlumbazlarla ilgili hem kullanılmasıyla ilgili hem filtresinin temizlenmesiyle ilgili ve bir de aspiratörünüzün çekip çekmediğine dair küçük bir deneyimiz var. Bu şekilde de bilgi sahibi olacaksınız. İlk önce çalışmasıyla ilgili bilgi vereyim. Çalışması zaten malum. Bir konumumuz, iki konumumuz, üç konumumuz. Bu da lambamız bu şekilde. Aspiratör temizliği nasıl yapıyoruz? Öncelikle davlumbazımızı kapatıyoruz. Camlı modellerimizde buradan açıyorsunuz. Kimi modellerimizde bu şekilde geliyor. Onların tipine göre, modeline göre değişebiliyor. Açtığımız zaman burada bir filtre göreceksiniz. Bu filtreyi bakın şu şekilde buradan bastırarak bu şekilde çekiyorsunuz kendinize doğru ve burada bu şekilde çıkıyor. Bu da ister lavaboda ister de bulaşık makinesine atıp yıkayabilirsiniz. Kuraladıktan sonra bu şekilde tekrar yerine oturtturuyorsunuz. Çok deforme olursa da yetkili servislerinden temin edebilirsiniz. Bu şekilde oturtturuyoruz. Evet, asıl önemli olan da bir davlumbazımızın veya aspiratörümüzün nasıl çekip çekmediğini anlamak. Bunu da çok bir basit deneyle yapabiliyorsunuz. Nasıl oluyor bu iş? Bu havlu olur, gazete olur, herhangi bir peçete olabilir. Bu şekilde koyuyoruz. İlk önce aspiratörümüzü çalıştırıyorsunuz. Fark etmez herhangi bir konum olabilir. İki konum olsun. Bu şekilde açıyorsunuz. Bakın çekecek mi çekmeyecek mi hep beraber görelim. Evet, gördüğünüz gibi havlumuz veya işte neyse peçetemiz düşmüyor. Bu da aspiratörümüzün veya davlumbazının çok iyi çektiğini gösterir. Küçük bir deneydi. Bu şekilde de tespit edebilirsiniz. Kanalıma abone olursanız ve beğenirseniz çok seviniriz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.